Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto para yatırımlarınız gün ve gün değerlenmeye devam ediyordur. Bugün farklı bilgilendirici bir içerikte karşınızdayım. Baktım ki bu videoyu 2017-2018 yıllarında çekmişim. Ve gerçekten çok fazla izlenmiş, çok fazla yorum gelmiş. Ben de geçtiğimiz sene ve bu sene piyasaya daha yeni dahil olan kişilerin bu videodan faydalanabilmesi için videonun benzerini ve ekstra olarak ipuçlarından ve bilgilerinden bahsettiğim bir bilgilendirici içerik daha yapmak istedim. Günlük alsa fırsatlardan nasıl karlı çıkılır, RSI nasıl kullanılır hemen ekranımı paylaşarak sizlere anlatmaya başlıyorum. Evet ilk olarak TradingView hesabımı açtım. Hatta RSI'mi kaldırıyorum. RSI'nin nasıl eklendiğinden vesaire her şeyden bahsetmek istiyorum. Bitcoin dolar paritesini 1 saatlik grafikte açtım. Hemen yukarıdaki indikatörler kısmından. RSI Relative Strange Index'i eğer Türkçe kullanıyorsanız da göreceli güç endeksi olması gerekiyor. Bunu hemen grafiğime ekliyorum ve bu sayfayı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi alt kısmı Aresayım eklendi. RSI'de ilgimizi çeken önemli olan bazı seviyeler var. Bunlardan ilk olarak 70 seviyesi, ikinci olarak da 30 seviyesi olarak adlandırabiliriz. 70 ile 30 seviyesinin arasında highlightlı bir bölüm var. Videolarımda bolca highlightlı bölüm diyorum. Fakat bana yorumlarda highlight ne demek diye soran oluyor. Aresay 30 ile 70'in arasında bir highlightlı bölüm. Bu morla gördüğümüz kısmı yapıyor. Hatta şunun ayarlarından RSI'nin rengini beyaz yaparsam evet mor kısmı çok daha rahat anlamış oluyoruz bu seviyelerde. Burada önemli olan seviyeler 70 seviyesi ve 30 seviyesi. Neden? RSI bize belirtilen paritenin aşırı alım ya da aşırı satış bölgesinde olduğunu gösteren bir indikatör. Yani 30 ile 70 seviyesinin arasında tabii ki hareketler ediyor fakat 70 seviyesinin üzerine çıkması yani örnek veriyorum bu kademede bizlere aşırı alım bölgesinde olduğunu ve tekrardan highlightlı bölüme geri gireceğini söylüyor. Aynı şekilde aşırı satılan bölgeye girdiğinde de yani 30 seviyesinin altına girdiğinde de tekrardan highlightlı bölüme gireceğini bizlere uyarıyor. Peki biz bunu günlük hayatımızda günlük alsat tradelerimizde nasıl kullanabiliriz? Hemen şöyle saatlik paritede RSI'nin dip yaptığı yani şu kısımda gösterdiğim şunları da hemen sileyim. RSI'nin highlightlı bölümde hareket ettikten sonra 30 seviyesinin altına indiği nokta aynı şekilde fiyat dalgalı olarak hareket ediyor ve tam bu an itibariyle RSI artık 30 seviyesinin altına iniyor. RSI'nin aşırı satım bölgesine girdikten sonra yaptığı fiyat hareketine hemen birlikte bakalım. RSI'nin altına indiği nokta tam olarak burası ve gördüğünüz gibi fiyat artık aşırı satış bölgesinin içerisinde geziyor. Tam olarak milimetrik incelemek istersek RSI 30'un altına bu seviyede iniyor ve bu bölge içerisinde tamamen aşırı satım bölgesinde. Hemen fiyat grafiğinde de bunu incelediğim zaman şu bar itibariyle aşırı satım bölgesine giriyor ve bu bar itibariyle de çıkıyor. Yani şu kısım bizlere fiyatın aşırı satış bölgesinde olduğunu ve tekrardan geri highlightlı bölüme girebileceğini ifade ediyor. Nitekim gerçekleşiyor da gördüğünüz gibi RSI tekrardan yukarı kısma çıkmasıyla birlikte fiyatta da çok ciddi bir yükseliş gözüküyor. Peki bu bizlere ne kazandırıyor? Örnek veriyorum saatlik grafikte baktığımızda böyle bir RSI pozisyonu yakalarsak bizlere ne kazandırmış olur diye düşünüyorum. En dip seviyeden yakalamadığımızı varsayıyorum. Ortalama RSI aşağıya indi ve biz alımımızı yaptık diye varsayıyorum ve RSI yukarıya çıktı biz de satımımızı yaptık bizlere yüzde 2 yüzde 3'lük beklersek de yüzde 4'lük yüzde 5'lik kar sağlayabiliyor şurada da gösterdiğim gibi aynı şekilde bir de şurada gördüğümüz 70 seviyesinin üzerine çıkmasını inceleyelim gördüğünüz gibi şu seviye itibariyle 70 seviyesinin üzerine çıkıyor ve şu an itibariyle de 70 seviyesinin altına tekrardan highlightli bölüme giriyor peki fiyatta bu süreçte neler oluyor? Fiyat gördüğünüz gibi aşırı alım bölgesine giriyor ve aşırı alım bölgesinden çıkıyor. Yani şu fiyat aralığı bizlere RSI'nin 70 seviyesinin üzerinde olduğu fiyat hareketini gösteriyor. Bu da bize RSI'nin tekrardan highlightlı bölüme geri girebileceğini anlatıyor. Dolayısıyla fiyatta bir geri çekilme yaşanabileceğini söylüyor. Örnek veriyorum dip seviyelerden aldık. RSI yukarıya 70 seviyesinin üzerine çıktı ve satışımızı gerçekleştirdik. Buradan sattık ve RSI tekrardan 70 seviyesinin altına indi. Gördüğünüz gibi alt seviyeleri indikçe fiyatta doğal olarak geriledi ve bize tekrardan yeni alış fırsatları yarattı. Günlükte kullanılabilecek çok güzel bir indikatör olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de tek başına kullanmak oldukça ve oldukça riskli. Hatta ve hatta indikatörler tabii ki bildiğiniz gibi bizlere geleceği söylemiyor. Sadece bizlere bir alım satım yapabilmek için strateji oluşturmamızı sağlıyor. Fakat örnek veriyorum Bitcoin'in aniden dip yaptığı zaman RSI aşırı satış bölgesine gelmiş. Biz burada alım yapsaydık örnek veriyorum. Yani şu kısımlarda bir alım yapsaydık. RSI'nin ilk 70 seviyesinin üzerine çıkışını bekleseydik yani şu seviye aralığını beklemiş olsaydık bizlere dipten almadığımız takdirde yine %10'luk bir kar sağlıyordu. Hangi saatlik paritede incelemeliyiz diye soracak olursanız 4 saatlik herkesin kesin bir şekilde incelediği bir saat dilimi fakat her bir mum 4 saati ifade ettiği için Altı mumla gün kapanıyor ve her gün böyle bir grafik yakalamak mümkün olmuyor. O yüzden bir saatlikte baktığımızda bizim için gün içerisinde daha fazla fırsat verebildiğini düşünüyorum. Tabii ki de bu video içerisinde söylediklerim asla ve asla birer yatırım tavsiyesi değil. Fakat videonun başında da söylediğim gibi 2017-2018'de oldukça iş görmüş bir video. Oldukça fazla güzel yorum gördüm. Belki tekrardan başka insanların da işine yarabilir diye düşünüyorum. 15 dakikalık grafikte de işinize yarayacak pozisyonlar çıkacaktır. 1 dakikalık grafikte de 15 dakikalığı şöyle bir inceleyelim. Mesela en son RSI'nin dip yaptığı seviyeye şöyle geliyorum. Aha burada dip yapmış. Bu seviyelerde ortalama olarak şu seviyeler demek oluyor. RSI ilk overbuy durumuna geldiğinde yani 70 seviyesini geçtiğinde bizlere 15 dakikalık grafikte ...dipten aldırdığını iddia ediyor ve tepeden sattırdığını iddia ediyor. %6'lık bir kar bırakıyor. Fakat gördüğünüz gibi 15 dakikalıkta da onun dışında bir alım bölgesine gelmiş gözükmüyor. Bu arada RSI'de yapılması gereken şey tabii ki de bu fakat daha da önemli bir şey... Pozitif veya negatif uyumsuzluk yakalamak. Nedir pozitif uyumsuzluk? Şimdi burada gördüğünüz gibi fiyat yukarı yönlü bir hareket ediyor ve aynı şekilde RSI da aynı zaman dilimlerinde yukarı yönlü bir hareket ediyor. Bizim burada asıl yakalamamız gereken şey fiyat yukarı yönlü bir hareket ederken RSI aşağı yönlü bir hareket etmesi veya tam tersi yani şurada da gösterdiğim gibi fiyat yukarı yönlü bir hareket gösteriyor fakat tam zıtlı şekilde RSI seviye düşürmeye devam ediyor veya tam tersi fiyat gittikçe yeni dipler yapmaya devam ediyor fakat RSI bir bir yükselme potansiyeli içerisinde. Böyle bir durum yakalanırsa yani fiyat gittikçe dip yapmaya devam ederken RSI'nin yaptığı her dibin daha da yükselmesi yani fiyat düşerken RSI seviyesinin yükselmesi bir pozitif uyumsuzluktur ve bu bizlere fiyatın yakın zamanda güzel bir yükseliş yapabileceğini gösterir. Aynı şekilde fiyat daha da yeni tepeler yapıyorsa fakat tam zıttı bir şekilde RSI daha düşük tepeler yapmaya devam ediyorsa bu da negatif uyumsuzluktur ve fiyatın yakın zamanda gerileyebileceğini bizlere haberdar eder. Şu an grafikte bunu incelersek tabii ki buluruz fakat ben teorik olarak sizlere daha net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yani her zaman fiyat yükselirken RSI de yükselecek, her zaman fiyat düşerken RSI de düşecek diye bir şey yok. Asıl önemli olan şey bu pozitif ve negatif uyumsuzlukların yakalanması. Gerçekten bunlar yakalandığı takdirde çok güzel fırsatlar yaratabilir. Günlük alsatlarda inanılmaz güzel fırsatlar kucağınıza düşebilir. Ama tekrardan ve tekrardan söylüyorum RSI'yi lütfen tek bir şekilde kullanmayın. Bunun yanında farklı indikatörler de var. Bunlardan da sizlere bahsetmek istiyorum. Hatta ekranımı büyüteyim. Bunun gibi RSI dışında da çok güzel indikatörler var ve bu indikatörleri kombinleyerek günlük alsatlarda çok karlı çıkabileceğiniz pozisyonlar yaratabilirsiniz. Eğer diğer indikatörleri de incelememi isterseniz ve anlatmamı isterseniz ve kendi stratejilerimi sizlere göstermemi isterseniz bu videonun yorumlar kısmında bunu belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda siz RSI indikatörünü kullanıyor musunuz? Başka kullandığınız stratejileriniz var mı? Bunları da yorumlar kısmında bekliyorum. Eğer beni desteklemek istiyorsanız, kanalımı desteklemek istiyorsanız aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı ve videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Beni ekranda bulunan Twitter ve Telegram'dan takip edebilirsiniz. Bol bol güncelleme yapmaya çalışıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.